Merhabalar. Bugün sizlere dijital ölçü aleti kullanarak sabit dirençlerin ve ayarlı dirençlerin değerlerinin nasıl ölçüldü, ölçüleceğini göstereceğim. Arkadaşlar ölçümlerimizi Mastek e, ölçü aletiyle gerçekleştireceğiz. Bunu zamanda ben Çin'den almıştım. İşte şöyle göstereyim size. Ee, şunlarda kabloları. Bu ölçü aleti gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Aliexpress'te bunun e, fiyatı yanılmıyorsam 25-30 dolar civarında. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu e, unit ölçü aletleri çok kullanılıyor ülkemizde. Onlardan çok daha iyi bir ölçü aleti. Çok fonksiyonel bir ölçü aleti. Şimdi bunda direnç ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Sabit ve ayarlı direnç ölçümlerini gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Ee, bunun için function hold e, kısımlarının has var. Bir de şurada e, ışık kısmı var. Function'a basıyorum. Tabi öncelikle açmamız lazım. Şu an off konumunda. Hemen bunu hangi kademede ben ölçümü yapacağım. Bakın şurada ohm kademesi var kısa devre ve diyot kademesi var. Bu kademelerde ben kısa devre testi yapabilirim. Direnç ölçümü, diyot ölçümü, kapasitör ölçümü yapabilirim. Hemen ohm kademesine alıyorum ölçü aletimi. Ohm kademesi aldıktan sonra hemen bir bakın şu anda function'a kısa devre testi yapmak için function'a bir kere bastım bakın diyot kademesi geldi. Bir kere daha bastım bakın kısa devre kademesi geldi. Burada kısa devre testi yapabiliyorum. Aynı zamanda Kısa devre testi kademesinin şu kısmında ohm seçeneği var arkadaşlar. Ohm simgesi var. Burada ben ohm, ohm ölçümlerini yapabilirim. Yani ohm cinsinden ölçümler yapabilirim. Bakın oto kısmını aldığım zaman ise bir daha basıyorum. Bakın kilo ohm mega ohm cinsinden ölçümler yapabilirim. Hemen bir tane direnç aldım. Hemen bakın direncime önce bakıyorum nasıl bir direnç. Direncim değerli arkadaşlar yeşil, bir saniye ee, evet yeşil, mavi, turuncu. Hemen bakın alıyorum buraya koyuyorum. Turuncu olduğuna göre kilo ohm cinsinden bir direnç değedir. Bakın taktım buraya. Hemen problarımı değdiriyorum. Yön fark etmiyor. Her iki yöne de değdirebilirsiniz. Probumu değdirdim yaklaşık olarak 55.2 kilo ohm çıktı arkadaşlar. 55.2 kilo ohm. Bakın şuraya da yazalım. 55.2 kilo ohm. Zaten renkler yeşil, mavi, turuncudur. Zaten 56K'ya tekabül ediyor arkadaşlar. Bakın 56K'dır normal değeri de. Bana ne yaptı? 55.2K değerini verdi. Şimdi başka bir direnç değerini ölçmek istiyorum. Onu da e, önce şöyle size bir göstereyim. Direnç e, renklerim nedir benim? Turuncu turuncu kahverengidir. Turuncu turuncu kahvenin normal değeri arkadaşlar e, 330 on'dur. Normal değeri. Bakalım yaklaşık bir değer verecek mi bize? Hemen bakın alıyorum. Hemen ölçümünü gerçekleştiriyorum. Ne kadar çıktı? Bakın 320 ohm çıktı arkadaşlar. Ne yaptı? Bana yaklaşık değerini vermiş oldu. Neden tam değer vermiyor bize? Zaten benim %5'lik bir toleransım var. Bunu da göz önüne alarak bakalım. Evet %5'lik bir toleransım var. Bunu da göz önüne alarak farklı bir değer verme ihtimali tabii ki olabilir tam ama yaklaşık bir değer vermesi gerekir arkadaşlar. Şimdi başka bir direnç değeri takıyorum. Bu da kıymetli arkadaşlarım kahverengi yeşil ee, bakıyorum kahverengi yeşil ee, sarı renginde. Bu da zaten nedir 150 kahverengi yeşil sarı yaklaşık olarak. Bunun değeri normalde 150 kilo ohmdur arkadaşlar. Bakalım ne kadar değer verecek bana. Hemen bakın getiriyorum. Değdiriyorum. 148.8 kilo ohm. Bakın çok yakın bir değer bana verdi. 148.8 kilo ohm. Bunu da bu şekilde bulmuş oldum. Arkadaşlar e, şu dirence bakalım. Turuncu turuncu kırmızı bu. 3, 33 çarpı 10 üzeri 2 yaklaşık olarak e, nedir arkadaşlar? 3300 ohmdur. Yani 3.3K'dır bunun değeri. Hemen yazalım 3.3K diye. 3.3 kilo. Bakalım benzer bir değer bize verecek mi? Hemen takıyorum. Arkadaşlar bu ölçü aletinin özelliği e, biz diyelim kapamayı unuttuk bunu. Belli bir ses kendiliğinden kapanıyor. O da tabi e, çok güzel bir özellik. Hemen bakıyorum. Şimdi hesaplıyor. Bakın 3.21K 219K ya da 3.2K diyelim. Bakın bana aslında yakın bir değer verdi. 3.2 kilo ohm. Tabi bu şekilde ölçü aleti kullanarak hiç renk kodlarıyla uğraşmadan dirençlerin değerini kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlarım potansiyometrelerin ayarlı dirençler olan potansiyometrelerin nasıl ölçüldüğüne bakalım beraber. Değerli arkadaşlar potansiyometreler zaten e, üzerlerinde değerleri yazar. Bakın burada 3 farklı potansiyometrem var benim. Öncelikle şuna bakalım ne kadarmış değeri. Bakın genelde yazar zaten bunun değeri 50K'dır. Peki bunları nasıl ölçeriz? Bakın şuradan ayar yapabiliyoruz. Bunlar ayarlı dirençlerdir. Sabit dirençlerden farklı olarak ayarlı dirençlerdir. Borduma taktım bunu. İç yapıları nasıldır? Arkadaşlar iki tane aslında sabit ucu bulunuyor. Bakın A ucu ve B ucu. Sağ ve soldaki uçlar genelde sabit olur. Bakın şu ortadaki ucu ise şu ortadaki uç ise şuna A ucu dersem buna C ucu dersem şu ortadaki ucuda da B ucu dersem B ucu benim hareketli ucumdur diyebilirim. O zaman arkadaşlarım hemen şöyle yapalım. A ve C uçlarına dokundurduğumda ne yapacak? Bana sabit bir değer verecek. Bakın hemen A ve C uçlarına değdiriyorum proplarımı Bakın ne kadar değer verecek bize. Hemen açalım. ölçü aletimize bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. 46.1 kilo ohm değerini verdi. Sağ ve sol uçlarına dokundurduğunda. Bakın. Değiştirdim. Yine 46.1. Bakın. Buradaki düğmemi tekrar döndürdüm. Hep sabit değer verir. Ben sağ ve sol uçlarımla beraber ya sağ ucumla orta ucumu ya da sol ucumla orta ucumu ne yapacağım arkadaşlar? Değdireceğim. Bakın şu anda şöyle göstereyim size. Şu anda en solda bakın artık şu B ucum ortadaki ucum B ucuma dokundurdum. Bakın 46.2K 2 2K verdi. Biraz sağa doğru çevirdim bakın yazalım değerleri 46.2K Biraz sağa doğru çeviriyorum çevirdim Daha doğrusu bakın 25.27k gittikçe azalıyor 25.27k Biraz daha sağa doğru çevirdim Ayarlı ee, düğmemi ne yaptı 14.55k. 14.55K. Bakın şuradaki B kısmını ne yaptım? B ucumu yaklaşık yavaş yavaş sağa doğru yanaştırmaya başladım. Dolayısıyla ne yaptı? Benim şu C ve B uçlarım arasındaki direnç değerimi ölçtüm arkadaşlar. Bakın şuradaki ok sağa doğru gelirse ne olur? Bakın şuradaki direnç değeri küçülmüş olur. Sola doğru yaklaşırsa direnç değeri ne yapar? Büyümüş olur. Dolayısıyla aynı şekilde A ve B uçlarına dokundurduğumda da arkadaşlar yine ne olur? Bakın. Sola doğru çevirirsem direnç değerimi küçültüyorum. Sağa doğru çevirdiğimde ise ne yapıyorum? Direnç değerimi daha yüksek değer olduğunu görüyorum arkadaşlar. Potansiyometrelerin ölçümünde bu şekilde oluyor. Diğer potansiyometrelerim için de aynı kural geçerlidir diyebilirim. Mantık çok basit. Bir daha şu sürgüyü, B sürgüsünü sağa doğru yanaştırırsam ne olur? Mesafem küçülür. Daha küçük mesafeyi ölçerim. Sola doğru çevirirsem bakın direncimin mesafesini artırdım. Yani direncimin değerini büyütmüş oldum arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Potansiyometrelerin ölçümü de bu şekildedir diyebilirim